Bugünkü konuğumuz Renault Clio Hatchback. Clio bildiğiniz gibi kısa süre önce makyajlandı ama makyajla Clio'lu hayat o kadar da değişmedi. Çünkü ufak tefek yenilikler var sadece makyaja bağlı olarak. Ama ne olursa olsun Clio küçük sınıfın en önemli oyuncularından bir tanesi ve eğer küçük sınıfta bir otomobil satın alacaksanız onu da mutlaka değerlendirmeye dahil etmenizi tavsiye ederim. Clio Bursa'da Oyak Renault tesislerinde üretiliyor. O yüzden yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz ve başlıyoruz. Yanımızda duran bu Clio GT Line isimli donanım seviyesine ait ve GT Line'ın da pek çok gövde eklentisi var normal Clio'lardan farklı olarak. Yani standart bir Clio böyle gözükmüyor. Şuradaki gri parçalar falan bunların hepsi GT Line'a ait. Clio 4 metre 6 santim boyunda, yani rakiplerinden daha uzun boya sahip. Çünkü küçük sınıfın ortalaması 4 metre civarında boylara sahip. Bunun faydasını görmüş mü? Ufak tefek tabii ki görmüş. Bagajı örneğin 300 litre bu sınıfta. Daha kısa boylarla 300 litre hacim sunan rakipler var. Biraz daha fazlasını bile sunan var hatta. Ama bu alan yeterince kullanışlı, yeterince başarılı bir alan. Dikdörtgen bir zeminden bahsediyoruz burada söz konusu olan. İnanılmaz yüksek bir yükleme eşiği ve zemin farkı var. Buradan ağır bir yük alıp yukarıya çıkartıp yere koymanız için güçlü olmanız gerekecektir. Özellikle büyük bir valizi buradan çıkarmak için çok garip bir kaldırma yapmanız gerekecektir. Buna bir bakın derim ben. Dahası bu 300 litrelik hacmin altında bir yedek lastik var. Eski Renault'ları kullananlar hatırlar. Hemen şurada aşağıda çok ilginç bir mekanizmayla aşağıdan salıyorsunuz onu. Ve yedek lastiği oradan çıkartabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir kullanışlık çözümüdür. Çok güzel alan sağlar size. Torsiyon çubuğunun da sayesinde zaten dümdüz duvarlar kullanılmış. Koltuklar asimetrik olarak katlanabiliyor ama zemindeki o derinlik yüzünden burada yine düz bir alan elde etmeniz imkansız hale geliyor. Bu alan evet geniş ve kullanışlı ama ufak tefek sorunları da yok değil. Clio'nun aks mesafesi 2 metre 59 santim. Yani neredeyse bir önceki nesil kompakt sınıflarla benzer bir aks mesafesine sahip ama çok çok iyi kullanıldığını söyleyemeyeceğim bu aks mesafesini. Gördüğünüz gibi bu koltuk bana göre ayarlı. Benim boyumda 1.75 ve ancak diz mesafem var burada. Neredeyse koltuğa dizim değecek. Oldukça da dik oturuyorum gördüğünüz gibi. Yani birazcık kaykılmaya çalışsam kaykılacak yerim yok. Ama koltuğun altına doğru en azından ayaklarımı uzatabiliyorum. Bu da kurtaranı aslında bakarsanız bu durumda buranın. Baş mesafesi konusunda oldukça iyi. Yani sınıfına göre kesinlikle başarılı. Dahası bu kapılar hem düz hem de uzun geldiği için arka kapılar. İniş binişlerde hiç sıkıntı yok. Bu konuda da gerçekten başarılı Clio. Yüksekçe bir şaft tüneli var. Ve o yüzden de buraya geçmek birazcık zahmetli oluyor. Ama buraya geçtiğinizde minder yumuşak. Sırtlık yumuşak çünkü kol dayanağı yok. Baş mesafem için hala birazcık yerim var. Eğer birazcık daha diz mesafem olsaydı, yani ön koltukta biraz daha kısa boylular otursaydı burada yolculuk edebilirdim. Ayrıca burada orta konsol, vites konsolu arkaya kadar uzatılmış ve bir bardaklık konulmuş buraya. İsterseniz kül tablasını buraya yerleştirebiliyorsunuz ya da en azından arkadaki 3 tane olduğu için bir tane bardaklığı paylaşma imkanı sunmuyor. İlginç bir donanım daha. Kapı içlerinde cepler var arka koltukta da, bu da hoş bir detay. Clio'nun kokpiti makyajdan çok etkilenmemiş ki zaten buna çok da gerek yoktu benim kanımca. Gayet kaliteli hissettiren bir kokpit sunuyor Clio'da. Özellikle de böyle üst donanımlarda satın alırsanız siyah lakelerle alüminyum detayların tezatlığı ya da kullanılan malzemelerin göze verdiği hisler çok güzel gerçekten de. Şu üst bölümlerdeki malzemeler hem ele iyi gözüküyor, ele iyi hisler veriyor hem de gerçekten çok şık görünüyor. Alt kısımlarda biraz daha parlak, biraz daha elinize kaygan gelen plastikler var ama burası küçük sınıf normal tabii ki bunlar da. Kokpitin kullanışlılığı konusuna gelecek olursak büyük bir ekran, eğer üst donanımlarda bir Clio alırsanız size eşlik ediyor. Alt donanımlarda daha küçük bir ekran ve manuel kullanım kumandaları geliyor. Eğer bu ekranla birlikte alırsanız Clio'yu da ilginç bir donanım hayatınıza girmiş olacak. Küçük sınıf açısından baktığımızda artık oldukça yaygın kullanılıyor ama Clio ilk çıktığında bu ekran bayağı sükse yapmıştı. Bu ekran üzerinden bütün ayarları kontrol edebiliyorsunuz. Araç ayarlarını da kontrol edebiliyorsunuz. Multimedya ayarlarını da kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın çözünürlüğü güzel. Artık yeni yeni daha iyileriyle karşılaşmaya başladık, ne yalan söyleyeyim. Ama bu ekranda işinizi görüyor. Menüler üzerinden
farklı farklı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Daha ilginci bu araçta örneğin R-Link isimli bir multimedya sistemi var ve o sistem üzerinden de daha da ilginç özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin bu araçta yüklenmiş bir oyun var, Sudoku var. Hatta iki tane oyun var, kelimeyi buldu sanırım, bir oyun. Daha ilginç bir şeyler ararsanız R Sound Effect size farklı araçların ses karakterini hoparlörler yardımıyla ve gaz pedalına duyarlı olarak verebiliyor. Örneğin motosiklet de var. Hoş bir detay gerçekten de. Bunun ses seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da kapatabiliyorsunuz. İlginç bir oyuncak aslına bakarsanız R-Link. Bunun dışında bu ekran üzerinden yine geri vites kamerasını da görebiliyorsunuz. Ekranın tamamını kullanmadığı için kameranın çözünürlüğü o kadar da bozulmamış. Bu da hoş bir detay. Gösterge tablosunda büyük, kocaman bir dijital hız göstergesi var ki bu da iyi bir özellik aslına bakarsanız hızınızı takip etmeniz açısından. İrice bir devir göstergesi ve devasa neredeyse bir benzin yakıt göstergesi var. Ortada da yol bilgisayarı verilerini alabildiğiniz küçük bir ekran kullanılmış. Bu haliyle baktığınızda kokpitin teknoloji kullanımının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Saklama alanları açısından baktığınızda kapı içi ceplerinde bardaklı şişeler için özel bir yer yok. Onun yerine düz bir açıklık olarak kullanılmış burası sadece ve birazcık dar. Çok da kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim burayı. Şişelerini de koymanız çok zor açıkçası. Bu ön tarafta bir alan var. Burada USB bağlantısı da var ayrıca. Ama buraya da örneğin benim iPhone'um var, iPhone 7'm var ve o bile sığmıyor. Daha iri bir telefonunuz varsa o hiç sığmayacaktır. Buraya başka bir alan bulmak isteyebilirsiniz. Vites kolunun hemen arkasında iki tane daha böyle bölme var. Bu bölmeler de çok küçük. Yani bozuk paranız olsun, anahtarınız olsun, bu tarz şeyleriniz alacak kadar büyükler ama örneğin cep telefonunuzu koyacağınız çok da iyi, sağlıklı bir yer yok bu aracın içerisinde. Dahası bardaklıklar da tek efektif kullanılmamış. Biraz önce söylediğim gibi arka koltuklara uzanan bir bardaklık var. Burada iki tane bardaklık var. Bir tanesi küçük yarım litrelik şişeleri bile almayacak kadar dar. Ve dediğim gibi kapı içi cebinde de bardağın şişenizi koyacak bir yer yok. Anlayacağınız bu alanın kalite hissi çok güzel gerçekten. Kişiselleştirebilme özellikleri de var. Ama kullanış yönünden eksikleri var. Şimdi Clio hatchback'in direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motora ve EDC çift kavramalı şanzımana sahip diğer versiyonlar. 1.2 litrelik baz benzinli motor atmosferik 75 beygir güç üretiyor. Bu motor var. Sonra dizellere geçiyoruz zaten. 1.5 litrelik DCI motorun 90 beygir ve 75 beygir güç üreten versiyonları var. 90 beygirlik DCI ve bu motor EDC şanzımanla da sunuluyor. Bu motor ayrıca isterseniz manuel şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Motor şanzıman ikilisi çok uyumlu birbirine ve motor da gayet güçlü. 120 beygir güç, 190 Nm tork üretiyor. Eğer EDC şanzımanla satın alırsanız, eğer manuel şanzımanla satın alırsanız torkunuz da 205 Nm çıkıyor. Bu EDC şanzımanın uyumuyla ilgili bir düzenleme muhtemelen, çok da önemsenecek bir şey değil. Motor maksimum torkunu 2000 devirde üretiyor. O yüzden EDC şanzımanını almak iyi bir fikir olabilir. Manuel şanzımanını kullanmadım ama 2000 devirde üretiyorsa torkunu belki alt devirlerde çok fazla vites değiştirmek gerekiyordur. Motor şanzıman ikilisiyle ilgili başka performans açısından gayet doyurucu. Hatta taçsız kral bile denilebilir bu motor şanzıman ikilisine. Çünkü malumunuz küçük sınıfta güç seviyeleri öyle çok parlak değil. Yani çok yüksek güç verileri sunulmuyor bu sınıfta. Daha çok düşük güçlü bir yelpaze var. O yüzden de küçük sınıf içerisinde gerçekten ilginç performans verileri sunan bir versiyon. Hızlı hatchbackler dışında tatmin ediciden bile daha fazla performans sunduğunu söyleyebilirim. Tüketim konusunda nasıl derseniz, benim tüketimim şu anda 7.6 litre 100 kilometrede. Bu karma bir değer. Eğer çok fazla trafikte kalırsanız 8-8.5 civarlarına çıkıyor 100 kilometrede. Eğer sakin, boş bir yolda sabit hızlı devam edebilirseniz o zaman da 6.5 civarlarına kadar da düşebiliyor. Bunlar güç verisine kıyasla iyi değerler, neresinden bakarsanız bakın.
Clio'nun sürüşüne geçecek olursak, Clio biraz sert ayarlanmış bir otomobil. Yani Renault ortalamasından bekleyeceğinizden çok daha sert ayarlanmış. Hatta küçük sınıfa göre de sert ayarlanmış bir otomobil. Ve şu anda içinde bulunduğumuz araç GT Line. Bunun yürüyen aksamıyla ilgili bir farklılığı yok. Yani spor süspansiyonuna falan gelmiyor sonuç itibariyle GT Line. Ama bu araca özel olarak opsiyonel olan 17 inçlik jantlar tercih edilmiş. Bununla birlikte bu sertlik çok dikkat çeker hale gelmiş. Hatta bazı yerlerde süspansiyon çalışmasını bile engelliyor bu dar yanaklı lastikler. O yüzden size tavsiyem olabildiğince geniş yanaklı lastiklerde kalmanız, elinizden geldiğince böyle yaparsanız eğer biraz daha konforlu bir otomobil elde ederseniz, tabii aradığınız şey konforsa bu sizin için önemli olacaktır. Yoksa daha keskin, daha sert bir araçtan hoşlanıyorsanız bu jantlarla çok hoşunuza gidebilir Clio. Ama konfor kapasitesinin gerçekten düşük olduğunu böyle bir kombinasyonla aklınızdan çıkarmayın derim. Bunun dışında konforla ilgili ufak bir eksiklik daha var. O da rüzgar sesi alması. Evet, küçük sınıfta tamamen rüzgar sesinden bağımsız otomobiller üretilmiyor pek. Ama Clio'nun otoban hız sınırının biraz altında bile rüzgar sesi alıyor olması da dikkat çekici açıkçası. Rahatsızlık veriyor. Ağız sütunundan geliyor çünkü rüzgar sesi direkt. Çok rahat hissediyorsunuz. Bunun dışında konfor özellikleri açısından iyi diyebiliriz. Peki yol tutuş karakteri, güvenlik unsurları nasıl? Yol tutuş açısından gerçekten doyurucu bir otomobil. Keyifli bir otomobil hatta yol tutuş konusunda. Direksiyonu çok güzel ayarlanmış bir kere. Tam düz konumdayken ufak bir hissizliği var ama Clio 3 de örneğin kıyaslanacak gibi değil. Çok çok iyi ayarlanmış bu açıdan baktığınızda. Geri bildirimleri var. Kendince evet çok zengin değil ama yeterince iyi bu konuda. Ve hızlı, direkt çalışan bir direksiyon sistemi. Bunların hepsi de başarılı özellikler. Sürüş keyfinizi artıran özellikler. Yol tutuş konusunda da gayet iyi. Burnu izine çok sadık. Bu yüzden de kullanımı da rahat bir otomobil. Ayrıca güvenlik konusuna geçecek olursak güvenlik limitleri, süspansiyonu çok yüksek gerçekten de. Bunu yolda hemen hissedebiliyorsunuz. Diğer donanımlarda aktif olarak donanımlar sunmuyor. Aktif yardımcı donanımları sunmuyor Clio. Ve ilginç bir de seçimi var. Renault için biliyorsunuz güvenlik çok önemli. Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızlarla övünmeyi çok seviyor Renault. Ve bu yüzden de donanımlarına önem veriyor. Özellikle de Avrupa bazlı modeller için. Ve Clio'nun da baz donanımından itibaren 4 hava yastığı standart donanımında. Ön ve yan hava yastıkları standart donanımında. Ama perde hava yastıkları örneğin donanıma dahil edilemiyor. Bu hem bir eksik hem de aslına bakarsanız o kadar önemli değil. Çünkü şöyle bir durum var. Yan hava yastıkları büyük tasarlanmışlar. O yüzden de buradan kafanızı da kollayacak şekilde açılıyorlar. Ve perde hava yastığı işlevi de görüyorlar. Ama perde hava yastıkları arka camın bitişine kadar bütün bir sütun boyunca uzandığı için biraz daha geniş etki alanına sahip. Clio'daki yan hava yastıkları doğal olarak o etki alanına sahip değil. Yine de yan çarpışma testlerinden iyi puan alması için 70 bu. Hava yastıkları sürücüyü ve ön yolcuyu yeterince korudukları için bu aklınızda bulunsun. Arka yolcular için bir yan hava yastığı koruması yok demek anlamına geliyor bu. Perde hava yastığının olmaması. Bunun dışındaki donanım özelliklerine bakarsak oldukça iyi aslına bakarsanız. 3 tane donanım seçeneği var. Joy, Icon ve GT Line eğer değişmediyse bunlar ki bugün 14 Eylül 2017. Şu an itibariyle en son baktığımda böyleydi donanım listesi. 3 tane donanım seçeneği var. Bunların orta seviyesinden itibaren yani Icon'dan itibaren, Icon tam olarak orta seviyede değil aslına bakarsanız, zengin bir donanım seviyesi aslında. Ve Icon'da bile örneğin LED farlar standart olarak sunuluyor. Hatta LED farlarla beraber beyaz sis lambaları da geliyor. Güzel bir tamamlayıcı oluyor. İçerideki lambalar bile beyaz oluyor. Çok hoş bir ışık imzasına sahip oluyor araç anlayacağınız. Donanım zenginleşiyor dediğim gibi. Ama örneğin Stepney'de devamlı olarak opsiyon listesinde yer alıyor. Onun yerine tamir kiti standart donanımda. Bunu da seçiminize bırakmış Renault. Çok cüzi bir fiyatı opsiyon. Donanım açısından anlayacağınız gayet iyi durumda. Fiyat konusunda yine hatırlatayım tarihi 14 Eylül 2017 itibariyle neredeyse kanunla belirlenmiş gibi duran bir küçük sınıf fiyat ortalamasına uyuyor. Clio'nun fiyatları da başlangıcı da öyle. Bitişi de öyle. Dediğim gibi
ilginç donanımlarla süslendiriyor. Bu donanımlarda anahtarsız giriş sistemini atladım. Atlamak lazım. Çünkü anahtarsız giriş sistemi, evet, bütün hepsi gibi anahtar cebinizdeyken aracın yanına yaklaşırsanız eğer kapıları düğmeye basarak açabiliyorsunuz. Ama Clio'nunki farklı olarak çoğu sistemden, genel bir Renault sistemi aslında. Aracın yanından uzaklaşırsanız otomatik olarak kilitleyebiliyor kapıları. Fiyat konusuna geri dönüyorum. Dediğim gibi ortalama darda, yani küçük sınıfta neyse fiyatlar, fiyat ortalamaları neyse, Clio'da ona uygun bir seviyeye tutturmuş, oradan gidiyor. Ve bu yüzden de ve bütün bu iyi kötü özelliklerini bir araya topladığınızda sonuca geliyoruz. Clio, Renault'un verdiği güç de, ki ülkemizdeki şebekesi en güçlü markalardan bir tanesi malumunuz Renault. Renault'un verdiği güç de gerçekten de küçük sınıfta satın almak isteyeceğiniz seçeneklerin başlarında gelmek zorunda.